Gençler merhabalar. Ben SML hocanız. SML hoca matematik kanalındasınız arkadaşlar. Problemlerle alakalı soru çözüm kampımızı ikinci videosunu çekiyoruz sevgili gençler. Sizlerle beraber kalemi ters tutuyormuşum bu arada. Evet sevgili gençler, problemler videosundayız. İlk 12 soru kampı biliyorsunuz hala yapmaktayız. Limit türev integral kampı devam ediyor. Sizler için bir de güzel problemler soruları çözeyim ki sizin faydanızı olsun diye düşünerekten böyle bir PDF hazırladım. Videolarını da çekiyorum. Bu ikincisi sevgili gençler. Problemleri tek seferde 40-50 soru halinde paylaşabilirdim aslına bakarsanız. Fakat arkadaşlar biliyorsunuz ki sizde problem dediğimiz kısım yani soru başı 3-4 dakika sürdüğü için ben 40 soruluk bir şey çeksem yaklaşık olarak bu 160-170 dakikaları bulacaktı. Dolayısıyla böyle çekmek daha mantıklı diye düşündüm. Hem de böyle çerez niyetine 8 soru 8 soru günlük günlük tüketirsin sen de. Daha iyi olur diye benim görüşüm. Evet ilk sorumuza vakit kaybetmeden başlayalım ama başlamadan önce kanala hala abone değilsen, abone olursan ve videoyu beğenmediysen bu videoyu da beğenebilirsen beni mutlu etmiş olursun. İlk sorumuzda şöyle başlayalım. Diyor ki bir mağazada 27 tane pantolon ve 18 tane gömlek varken mağazaya önce Murat girmiş. Şimdi öncelikle şu anladığımız cümleyi bir yazalım. 27 tane pantolonumuz var arkadaşlarım ve 18 tane de gömleğimiz var. Bunları şöyle kısacık notları halinde sen de yazabilirsin ya da 10, 27P 18G diye yazabilirsin sınav esnasında. Mağazaya önce Murat girmiş ve Murat çıkınca Selçuk, Selçuk çıkınca da Olcay girmiş. Murat, Selçuk, Olcay mağazadan pantolon ve gömlek alışverişi yapmışlar. Pekala. Bu kişilerden her biri mağazaya girmeden önce mağazadaki pantolon sayısının gömlek sayısına oranı kaçsa bu oran kişiler mağazadan çıkarken de aynı olmuştur. Yani sevgili gençler normal şartlar altında pantolon sayısının gömlek sayısına oranı kaçtır? 9'a böldüm. 3, 9'a böldüm 2. Yani 3 bölü 2'ymiş. Varsayalım ki önce Selçuk girdi. Alışverişini yaptı, çıktı. Alışveriş yaptıktan sonra da pantolon sayısının gömlek sayısına oranı yine 3 bölü 2 olacakmış. Bir diğeri girdiğinde yine aynı 3 bölü 2, bir diğeri girdiğinde yine 3 bölü 2 olacakmış sevgili gençler. Bu 3 kişi birbirinden farklı sayıda ürün aldığına göre Olcay mağazadan çıktığında mağazadan en çok kaç tane pantolon kalmış olabilir diye soruluyor. Şimdi sevgili gençler öncelikle biz bu 27 tane pantolondan bir miktar pantolon alacağız ve 18 tane gömlekten de bir miktar gömlek alacağız. Ve oranımız yine 27 bölü 18 yani 3 bölü 2 olacak. Peki bu oranı ben nasıl yakalayabilirim? Şimdi sevgili gençler şöyle diyelim. Şurası ben bunu bir azaltırsam 17. 17 sevgili gençler 2'nin bir katı değil gördüğünüz üzere. Dolayısıyla ben burayı 17 değil bir tane daha azaltacağım 16. Yani Selçuk mağazaya girdiğinde 2 tane gömlek alsın diyeceğim. Şimdi burası 16 oluyorsa 2'ye 3 oranını yakalayabilmek için 2'ye böldüm 8, 3 ile çarptım 24. Demek ki buradan da 3 tane almış olması gerekiyor 24 tane kalsın diye. 24 bölü 16 olmuş olabilir. Mağazada en çok kaç tane pantolon kalmış olabilir diye ben az sayıda pantolon ve az sayıda gömlek almaya çalışıyorum haberin olsun. Şimdi Selçuk 3 tane pantolon. Selçuk yazalım şuraya. Bunları yazmasan da olur ama daha iyi anla diye yazıyorum. Selçuk 3 tane pantolon aldı. Ve sevgili gençler 2 tane de gömlek almış oldu. Pekala. Şimdi sıra kimde? Önce Murat mı girmişti? Murat bu kadar aldı. Şunu silelim. Önce Murat girmiş arkadaşlar mağazaya. Buraya Murat yazalım. Daha sonrasında da Selçuk mağazaya giriyor. Ve Selçuk mağazaya girdiği zaman da yine alışverişini yapıyor. 3 bölü 2 oranında pantolon bölü gömlek kalması isteniyor. Dolayısıyla biz burayı yine biraz azalttığımızda 2'nin katı olmayacağı için burayı 2 azaltacağım. Burayı da 3 azaltacağım sevgili gençler. Bu da yine bize bu arada farklı sayıda ürün almışlar sevgili gençler. Farklı sayıda ürün aldıklarına göre ben burayı 2 değil arkadaşlarım 4 azaltacağım. Burayı da 3 değil 6 azaltacağım. Böylelikle 18'e 12 gömlek kalmış olur. Demek ki Selçuk 6 tane pantolon almış ve sevgili gençler 4 tane gömlek almıştır diyebiliriz. Ve mağazada kalan pantolon sayısı 18. Gömlek sayısı da 12 olmuş oldu. Şimdi son olarak Olcay giriyor mağazaya. Bunlardan yine farklı sayıda alacağına göre 2 azalttım, 4 azalttım. Şimdi 6 azaltacağım.
6 tane gömlek kalmıştır. Buna göre de şurası 3 azalttık, 6 azalttık, 9 azaltacağız ve 7 tane de pantolon kalmıştır. 7 tane mi? Üzgünüm. 9 azalttık, 9 tane. 9 tane de sevgili gençler pantolon kalmıştır diyeceğiz. Ne demiştim? Mağazada en çok kaç tane pantolon kalmış olabilir diye soruluyordu. Zaten burada da biz kalan pantolon sayısının maksimumunu bulmuştuk. Çünkü tüm ürünleri minimum sayıda alarak biz bu işleme ulaştık. Bu sonuca ulaştık. Cevabımız 9 olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim ikinci soruma. Bir öğretmen boş olan bir sınıf tahtasına bir nokta işaretliyor ve ardından Ö1, Ö2, Ö3, 4, 5, 6 öğrencilerini bu sıraya göre arka arkaya tahtaya çağırıyor. Bir tane nokta koymuş tahtaya ve daha sonrasında 6 tane öğrenciyi sırasıyla çağırmış. İlk öğrenci hemen, diğer öğrenciler ise önceki arkadaşının işlemi bittikten sonra tahtaya çıkıyor. Öğretmen tahtaya çıkan öğrenciye şunu söylüyor. Tahtada gördüğüm noktaların her birinin sağına, soluna, yukarısına, aşağısına olmak üzere noktadan 10 cm uzaklıkta birer nokta işaretle demiş. Yani sevgili gençler hocanın koyduğu nokta buysa ilk çıkan öğrenci sağına, soluna, yukarıya ve aşağıya birer nokta koyuyor ve bu noktalar 10'ar cm uzaklıkta olacak ilk noktada. Yazan bir kağıt veriyor. Buna göre Ö6 adlı öğrenci tahtaya çıktığında tahtada kaç tane nokta olur? Şimdi birinci öğrenci çıktığı zaman sevgili gençler birinci öğrenciden sonra tahtada 5 tane nokta oldu. Yani 4 artı 1 tane nokta oldu diyebiliriz. Şu 1'i ayırdım özellikle işimize yarayabilir diye. Şimdi ikinci öğrenci çıkıyor. Tahtada gördüğü her noktaya sevgili gençler bunun yukarısına, sağına, soluna, bunun altına, sağına, bunun soluna, altına, bunun da sadece soluna koyacak. Aslına bakarsanız bunun da yukarısına, sağına ve aşağısına koymuş oldu. Toplamda sevgili gençler 3, 3, 6, 7, 8 tane koymuş oldu nokta. İkinci öğrenciden sonra tahtada 8 artı 4 artı 1'den 13 tane. 8 artı 4 artı 1 diyebiliriz buraya da. Pekala. Şimdi üçüncü öğrenciden sonrasına bakalım. Ya bir örüntü bulmaya çalışıyoruz biz. Bu örüntünün mantalitesini anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bir tane buraya koydu, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya koyulacak. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya konuldu, bir tane buraya konuldu, buraya ve buraya konuldu. Toplam 4 artı 4, bir tane de şuraya tabii ki. 4 artı 4, 8, 9, 10, 11, 12 tane de bu koymuş oldu sevgili gençler. O halde burası da 12 artı 4 değil 8. 12 artı 8 artı 4 artı 1 tane nokta konulmuş oldu. Şimdi birinci öğrenciden sonra tahtada 5 nokta vardı. İkinci öğrenciden sonra 8, 4, 12, bir daha 13 tane nokta vardı. Burada da sevgili gençler 12 artı 13'ten kaç olacak? 25 tane nokta olacak diyebiliriz. Şimdi burada şunu fark etmemiz gerekiyor. Tahtada öğretmenin koyduğu 1 tane nokta vardı. Ve 1'den 4'e birinci öğrenci 4 tane. Buradan buraya 8, ikinci öğrenci 8 tane koymuş oldu. Buradan buraya 12, üçüncü öğrenci 12 tane koymuş oldu. O zaman dördüncü öğrencimiz 16 tane nokta koyacak. Dördün katları şekli ilerliyor. Bakın 4, 8, 12, 16. 16 tane nokta koyarsa 41 tane nokta olmuş olur tahtamızda. Diğer öğrenci 20 tane koyarsa 20'nin üzerine 41 ekledim 61 tane. Ve diğer öğrencimize sevgili gençler 24 tane koyarsa tabii ki burada 85 tane nokta olmuş olacak. Şimdi bize sorulan şu Ö6 adlı öğrenci tahtaya çıktığında tahtada kaç farklı öğrenci olur? Ö6 öğrencisi noktalama işlemlerini yapmadan öncesi soruluyor. Bakın tahtaya çıktığında diyor. Yani Ö6 öğrencisi işaretlemelerini yaptığında demiyor. Demek ki biz 5. öğrenci otururkenki noktaları arıyoruz. 6. öğrenci noktalarını koymuş olsaydı 85 nokta olacaktı ama 1, 2, 3, 4, 5. öğrenci tahtaya çıktığında tahtadan inerken 61 tane sevgili gençler tahtada nokta olacaktı diyebiliriz. Böylelikle cevabımız da Adana seçeneğinde verilmiş oldu. Geçtim 3. soruma. 3. soru için sevgili gençler şurayı temizleyelim. Hiç parası olmayan Mert. Babasından her gün para alarak para biriktirmeye karar vermiş. Babası Mert'e ilk gün 2 lira, sonraki her gün ise hemen önceki gün verdiğinin 3 lira fazlasını vermiştir. Mert ilk gün hiç para harcamamış,
İkinci gün 1 lira harcamış. Sonraki her günde hemen önceki gün harcadığından 2 lira fazla para harcamıştır. Buna göre Mert'in 10. gün sonunda kaç TL parası olur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle Mert'in parası yoktu. Babası ilk gün 2 lira verdi ve sonraki her gün ilk verdiği paradan 3 lira fazlasını verdi. Yani 5, yani 8, 11, 14, 17 şeklinde devam ediyor. 6 günü zaten yazdık. 10. gün sonunda demişti. Onları da yazalım. 20 lira para verdi, 23 lira para verdi, 26 lira ve 29 lira para vermiş oldu. Toplam 10 gün boyunca verdiği harçlık miktarı bu. Şimdi Mert ilk gün hiç para harcamamış, ikinci gün 1 lira harcamış ve sonraki her günde hemen önceki gün harcadığından 2 lira fazla para harcamış. Yani sevgili gençler 3 lira harcamış, 5 lira harcamış, 7, 9, 11, 13, 15 ve 16 lira harcamıştır deriz. 15, 16 değil 17 sonuncusu, değil mi? Evet, küçük hatalar yapmayalım. Diyor ki 10. gün sonunda kaç lira parası olur diye sorulmuş. Bakın burada 2 lira para biriktirmiş oldu. Burada 4 lira para biriktirmiş oldu. Burada 5, burada 6, burada 7, burada 8, burada 9, 10, 11 ve 12 lira para biriktirmiş oldu. Şu 2'den sonrası yani 4'ten 12'ye kadar olan sayıların toplamı bulunabilir sevgili gençler. Ki burada 9 tane sayı vardı zaten. 4 ile 12'nin toplamı 16 yapar. 16. Şununla şunun toplamı da 16 yapar. Bununla bunun da toplamı 16. Bununla bunun da toplamı 16. Toplamda sevgili gençler 1, 2, 3, 4 tane 16 var. 4 kere 16. 64 artı 8'den burası 72 yapar. 2 lira da burada biriktirmişti. Toplamda 74 lira para biriktirmiştir diyebiliriz. Ve böylelikle cevabımız Adana seçeneği olmuş olur. Geçtim 4. soruma. 4. soru için şu kısmı şöylece temizledim arkadaşlar. Ve sorumuzu okuyalım. Bir gruptaki kişiler bir parktaki her bir banka üçer üçer oturmuştur. Ayakta kalan yok. Aynı kişiler her bir banka ikişer ikişer oturduklarında 3 tane öncül vermiş. Kesinlikle gerçekleşmez diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bir grup var. Biz grubun kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Ama her bir banka bakın parktaki bütün banklara üçer üçer oturdukları zaman ayakta kalan kimse ama kimse olmuyor. Yani bütün banklara da üçer üçer oturuyorlar. Demek ki gruptaki kişi sayısının ben 3'ün bir katı olması gerektiğini söyleyebilirim. X de buradaki bank sayısı. Parktaki bank sayısı olarak düşünülecek tabii ki. Şimdi eğer bu gruptaki herkes banklara ikişer ikişer oturursa denilmiş. O zaman kaç kişi oturmuş olur arkadaşlar? 2x kişi oturmuş olur. X kişi de ayakta kalmış olur. X kişi ayakta kaldı. Pekala. Şimdi 7 kişi ayakta kalır diyor. 7 kişi sevgili gençler ayakta kalabilir. Çünkü zaten grubumuz bizim 3x kişiydi. 21. Zaten mecburen ne olacak sevgili gençler? 3'ün katı olacak 21. Dolayısıyla 7 kişi ayakta kalabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Gerçekleşmez diye soruluyordu. 1 olanları silebilirim. Bank sayısı kadar kişi ayakta kalır. Şimdi ben zaten x'e bank sayısı demiştim. X kişi ayakta kalır demiştik. Bu da olur o zaman. 2'yi de sildim. 2 olanları da sildim. Cevap Ceyhan'mış. Oturan kişi sayısı kadar kişi ayakta kalır. Şimdi oturan kişi sayısı sevgili gençler 2x ama kaç kişi ayakta kalmıştı? X kişi ayakta kalmıştı. Dolayısıyla bu gerçekleşemez. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olacaktır diyebiliriz. Evet geçiyorum bir diğer sayfama 5. sorumdayım. Metin kardeş Ali'den 4 yaş büyüktür. Hemen Metin ve Ali'yi yazalım. Metin ve Ali var. Ve kardeş Ali'den 4 yaş büyük olduğuna göre demek ki burası x iken burası x artı 4 olacak. Bu iki kardeşin babası olan Feyyaz, Feyyaz'ın bugünkü yaşı Metin'in bugünkü yaşının 2,5 katıdır. Şimdi Feyyaz diyelim. Feyyaz'ın yaşı sevgili gençler Metin'in bugünkü yaşı x artı 4 ise 2,5 katı 5 bölü 2 çarpı x artı 4'tür diyebiliriz. Pekala 4 yıl sonra Feyyaz'ın yaşı bu çocukların yaşları toplamından 10 fazla olacaktır. 4 yıl sonra Feyyaz 4 yaş büyüyecek, bu da 4 yaş büyüyecek, bu da 4 yaş büyüyecek ve Metin x artı 8 yaşındayken bu x artı 4 yaşında olacak. Bunların toplamı da sevgili gençler 2x artı 12 yapacaktır ve Feyyaz'ın yaşı bunların yaşları toplamından da 10 fazla olacaksa artık ben 5 bölü 2 çarpı x artı 4 artı 4 buna eşittir diyebilirim.
Şu 4'ü buradan sildim. Bunu da buradan sildim. 6, 12 ile 6'nın toplamı 2x artı 18 eşittir 5 bölü 2 çarpı x artı 4 diyebiliriz. Böylelikle sevgili gençler 2'yi karşıya çarpım olarak atarsak 4x artı 36 eşittir 5x artı 20 yapar diyeceğim. Buradan da x kaç gelecek sevgili gençler? 16. Ali'nin bugünkü yaşı. En başında ben Ali'ye zaten 16 yaşında demiştim. Demek ki Ali'nin bugünkü yaşı Denizli seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtim 6. soruma. Akın bir kuyrukta işlem sırasının gelmesini beklemekte. Kuyruktaki her dikişinin işlemi 5 dakika sürüyor. Saat 10'da kuyruğun ortasına gelen akın aynı gün saat 11'de baştan 21. sıraya gelmiştir. Buna göre saat 10'da kuyrukta kaç kişi vardır diye soruluyor. Şöyle diyeceğiz. Saat tam 10'da kuyruğun tam ortasına gelmiş sevgili gençler. Yani kimdi? Akın. Akın buradaysa ve kuyruğun tam ortasındaysa sevgili gençler. Önünde en kişi varsa demek ki arkasında da en kişi varmış diyebiliriz. Kuyruğun tam ortasında olabilmesi için. Yani akın en artı birinci sırada. Güzel. Pekala. Şimdi saat 10'da kuyruğun ortasına gelmiş. Burası saat 10. Ve sevgili gençler saat 11'de baştan 21. sıraya gelmiş. Şimdi bu ne demek oluyor? 10'dan 11'e kaç dakika var? 60 dakika var. Buradan buraya 60 dakika var. Ve her 5 dakikada bir kişinin işlemi yapılıyorsa ben 60'ı 5'e bölerim. Demek ki 12 kişinin işlemi yapılmış ve 21. sıraya gelmiş akın. Peki 12 kişi önce, 12 kişinin işlemi yapılmadan önce kaçıncı sıradaydı? 21'in üzerine sevgili gençler 12 eklerim ve demek ki bu 33. sıradaymış diyebiliriz. Yani en artı 1. sıra demiştik ya saat 10'da. Demek ki o en artı 1 33'müş. Demek ki en kaçmış? 32'ymiş. Şimdi diyor ki saat 10'da kuyrukta kaç kişi vardı? Yani şu görüntüde. En 32 idi. Burası da 32. Bir tane de akınımız var. 32, 32 de 64. Bir de akın. Cevap ne olacakmış? 65 olacakmış sevgili gençler. Evet, güzel sorular çözüyoruz. Umarım senin faydana, senin işine yarıyordur. Sana faydalı oluyordur. Senin faydana çalışıyoruzdur umarım. Yanlış tuşlara basmaya devam ediyorum sevgili gençler. Klavyeye bakmadan kullanıyoruz. Sanki çok profesyonelmişiz gibi. Şurayı silelim. Şimdi 7. soru. 1 euronun 3,5 lira olduğu bir dönemde. Bir aralar öyleydi hatırlıyorsanız. 1 euronun 3,5 lira olduğu bir dönemde Türkiye'den Almanya'ya giden damla yanına 10 çarpı A lira para almıştır. Lira götürüyor yanında. Almanya'da parasını euroya çeviren damlanın 150 euro harcadıktan sonra 2 A eurosu kalmıştır. A'nın rakamları toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi sevgili gençler şöyle yapacağız. 10 A lira para götürdü ya. Ben bunu euroya çevirmek istiyorsam 3,5'a bölerim. Çünkü 1 euro 3,5 liraydı. Bu kadara bölerim ve bu kadar euro parası olmuş olur sevgili gençler. Kimindi? Damla. Pekala. Bu Damla kızımız Almanya'da parasını euroya çevirdikten sonra şu hale getirdikten sonra 150 euro harcamış ve geriye 2 çarpı A eurosu kalmış. Pekala. A'nın rakamları toplamı soruluyordu bize. Artık bulabiliriz bence. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atacağım ben. Bu 10A bölü 3,5'u sevgili gençler 7 bölü 2 diye yazalım. 2'yi de bu tarafa atalım şöyle. 20A bölü 7 olsun. Eksi bundan 2A çıkaracağız ve bu da 150'ye eşit olacak. Burada bir payda eşitlemesi yaparsak 20A'dan 14A'yı çıkarıp 7'ye böldüğümüz takdirde burası 150 yapıyormuş. Ve sevgili gençler 7 kere 150 de 6A'ya eşitmiş. 7 çarpı 150. Her iki tarafı 6'ya bölerseniz 6'ya böldüm, 6'ya böldüm 25. A sayısı 7 kere 25'ten 175'tir diyebiliriz. İşte bunun rakamları toplamı sorulmuş. 1 artı 7 artı 5 sevgili gençler 13'müş diyeceğiz. Cevabımız Denizli seçeneği olacak. Yani Damla ne kadar para götürmüş Almanya'ya? 175 çarpı 10'dan 1750 lira para götürmüştü diyebiliriz artık. Evet sevgili gençler devam ediyoruz. Bir öğretmen, son sorumuz değil mi bu? Aynen, son sorumuz. O halde bir marka yerleştirme yapabiliriz.
Evet gençler, hala abone olmayan varsa kanala, abone olursa sevinirim. Videoyu beğenmeyen varsa videoyu da beğenebilirsiniz sevgili gençler. Beni daha çok mutlu edeceksiniz. Çok güzel yorumlar atıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Yani efsanesiniz. Kendimi çok mutlu hissettiriyorsunuz. Gurur duyuyorum gerçekten. Böyle nadiren kötü yorumlar oluyor ama hiç sıkıntı değil. Canınız sağ olsun. Sonuçta her öğrenci her öğretmenden her anlattığını anlamak zorunda değil. Benim de zamanımda böyle 10 lafından 15'ini anlamadığım hocalarım da olmuştu. Dolayısıyla sıkıntı değil ama tabii kötü yorum, nasıl diyeyim, hakarete varmadığı sürece hiç sıkıntı değil. Yani eleştirilere açığız. Sonuçta burada video paylaşıyoruz. Herkesin görmesi için paylaşıyoruz. Herkesin görmesi için bir iş yapıyorsan eleştirilere açık olmak zorundasın. Ben eleştirilere açayım. Keşke ben de sizi görsem de ben de sizi bir eleştirsem ama işte ne yapacaksın? Olmuyor öyle bir sistem YouTube'da. Evet, son sorumuzu çözelim sevgili gençler. Beğenmeyi unutmayın. Tekrar ediyorum. Bir öğretmen tahtaya bir dikdörtgen çizmiş ve öğrencilere demiş ki istediğiniz üç kenarın uzunluklarını toplayın. Peki, hayal ettiniz mi? Hemen dikdörtgeni çizin. Nereye çizelim? Şuraya çizelim şöyle. Şuraya x, buraya bakayım. Heh, tamam, buraya x, buraya da y, buraya da y diyelim. İstediğiniz üç uzunluğu toplayın demiş. Bunlardan x'i veya y'yi mutlaka seçmek zorunda. Doğru mu? Ama cevabımız ya 2x artı y olacaktır ya da 2y artı x olacaktır. Bu ikisinden birisi mutlaka. Şimdi Veysel seçtiği üç kenarın uzunluklarını toplayıp sonucu a bulmuş. Mehmet de seçtiği üç kenarın uzunluklarını toplayıp b santimetre bulmuş. İki kişi farklı değerler bulunuyor. Demek ki birisi şunu bulmuş, birisi de bunu bulmuş diyebiliriz artık. İki kişi farklı değerler bulduğuna göre öğretmenin çizdiği bu dikdörtgenin çevre uzunluğu hangisidir? Şimdi aslına bakarsanız arkadaşlar, ben bunları topladığım zaman 3 parantezinde x artı y'nin a artı b olması gerektiğini görüyorum. O halde x artı y dediğimiz uzunluk da aslına bakarsanız a artı b bölü 3'tür. Şimdi bizden istenen ne? Çevre uzunluğu. Yani 2 tane x, 2 tane y. Yani aslına bakarsanız 2 parantezinde x artı y istenmiş. Ben x artı y'yi biliyorum. O halde bunu 2 ile çarparsam ki şöyle, cevabımız ne olur? 2 bölü 3 çarpı a artı b olur. Bu da arkadaşlarım Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Tamam. Evet, sorularımızı bitirdik sevgili gençler. İlk videodan sonra biraz daha böyle basit olmuştur diye tahmin ediyorum bu sorular. Üçüncü videomuzda, üçüncü PDF'imizde yine seni biraz daha zorlayacak, biraz daha terletecek sorular mevcut. Aman kaçırmayın. Bir arkadaşımız yazmıştı. SML hocayı takip etmeyenler bu içeriklerden hep mahrum kalıyor diye. Biraz düşününce çok hak verdim. İzleyenler mutlaka düzenli bir şekilde izlesinler. Düzenli bir şekilde çalışmalarını planlasınlar sevgili gençler. Çünkü gerçekten kendimi bazen öğretmen sıfatından dışarıya çıkarıyorum. Bir öğrenci olarak düşünüyorum. Ve diyorum ki acaba ben evde ders çalışırken bu hocayı dinleseydim. Yani kendimi dinleseydim. Anlar mıydım diyorum. Bakıyorum anlatış tarzına, anlatış stiline. Ufak tefek hatalarımız illaki oluyor ama gayet iyi anlayabilirdim diyorum. Peki bu hoca bana PDF noktasında veya ders içeriği noktasında iyi destek oluyor mu diyorum. Vallahi arkadaşlar şöyle PDF'lere uzaktan bakın. Şu şekilde bir kaliteli PDF'i, şu şekilde bir kaliteyi çoğu fasikülde bulamıyorsunuz. Buna emin olabilirsiniz. Dolayısıyla içerik anlamında da doyuruyor. Sorular zaten biliyorsunuz acil yayınlarının yazarıyız zaten. Biz o ekipteniz ve sorularımız zaten kalite. Bunda da bir sıkıntı yok. Bazı sorular acilden değil, onları da söyleyeyim. Dolayısıyla sevgili gençler, kalite anlamında, anlatış tarzı anlamında, yazım da gayet okunaklı. Söylediklerim, cümleler de gayet anlamlı. Yani nasıl diyeyim, anlayabiliyorsunuz konuştuğumda. Daha ne olsun ki? Yani ben kendi çalıştığım zamanları hatırlıyorum. ÖSS'ye çalıştığım zamanları hatırlıyorum. Yahu videoyu bırakın, videoyu oynatacak telefonumuz yoktu. Ya, evimizde tüplü ekranda bilgisayarımız vardı. Öyle düşünün. İnternet ADSL'di. 2 GB kotası, 4 GB kotası vardı. Zaten şu videoyu izlediniz, zaten 1 GB'ınız gitti yani. Öyle düşünün. Eskiden bu tarz şeylerimiz yoktu. Bu ekoloji vardı.
Oradan Türev'in izlerdik. İşte Matrix şeyiyle, introsuyla Türev izlerdik. Başka da yani çok da fazla bir şey yapmadık. Sevgili gençler, sizin imkanlarınız daha da geniş. O yüzden ben şu an öğrenci olsaydım diye düşünüyorum. Vallahi çok pis çalışırdım. Yani sıralama olarak da iyi sıralamalar yaptık ÖSS'de ama ben yine de şu an çalışsaydım derece yapacağımı da düşünüyordum. Evet sevgili gençler, çok uzattım lafı. Artık bitirelim videoyu. Sonraki videomuzda görüşürüz. Seni seviyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.